sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe Beko ile başlasam mı söze? Beto, Beto Fenerbahçe Beko Itoyidis'te çalışmak isteyen Nick Calathes'e 2 yıl için 3 milyon euroluk kontrat teklif etti şeklinde sosyal medyada duyumlar var arkadaşlar. Nick Calathes. Eee yalnız bende bir isim daha var. İffet Yok ife. Ljungberg Jungberg. İffe Ljungberg ismi var. E, Fenerbahçe Beko'nun transfer listesinde olduğu. Bilmiyorum arkadaşlar. Beko basketbolcu çok iyidir, kötüdür. Sonra bana demeyin getire getire burnumu getiriyorsun? Lan 40 yılın bir basketbol duyumu veriyorsun. Allah belanı vermesin. O bak falan filan demeyin. Yani durum bu. Şimdi Süper Lig'de de bazı gelişmeler yaşanıyor. Mesela Galatasaray Sergio Oliveira transferine kapa bildirmiş. Fenerbahçe açısından inşallah hayırlı uğurlu olur. Yani Sergio Oliveira ismi benim açıkçası Fenerbahçe'ye isteyebileceğim türden isimlerden bir tanesiydi. Hatta doğruyu söylemek gerekirse Carvalho ile falan isim anılırken Fenerbahçe'nin keşke Oliveira gelse diyordum. Şimdi transfer market bir hayırlık yapmış. 3 milyon euro bonservisten alınan 12 milyon euroluk futbolcunun transfer market değerini 12'de tutmuş. Yani biz bunu yaşadık. Tisserant'ın değeri 6.5 ya da 6'ydı. Fenerbahçe transfer ettiği anda 4'e düşürdüler. 4 milyon euroya transfer edildi diye. Lütfen transfer market e, yani sana yakışan şekilde davran. İlkelerine ahlakına e, hani başka ne denilir? oluşumuna yakışan şekilde davran. Fenerbahçe'ye geldiği zaman piyasa değerini düşürüp de Galatasaray'a geldiği zaman yükseltme. Yükseltme. Yani lütfen ilkeli davran. Ayrıca marka o mesela 12 milyon euroya gitti gösteriyorsun. Ee, peki peki ben merak ediyorum hani Marka'nın 12'ye gittiğine dair elinize belge var mı? Yani Mesela Fenerbahçe için olduğu zaman illa belge olmadan, resmi kanıt olmadan kabul etmiyorsunuz ya. Ben onu çok merak ediyorum. Gerçekten de elinize bir belge var mı 12'ye gittiğine dair. Fakat bizim konumuz o değil. Bizim konumuz Sergio Oliveira. Şimdi Fenerbahçe taraftarı yazmış. Yine bir Türk kulübü söğüşlendi diye. 3 milyon euro bon servis. 2.75 milyon euro e net eline geçen parası ama vergiler de dahil yıllık 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme 23. Yıllık 500 binden 4 yılda 2 milyon euro da bonusmuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. 25 etti. 1 milyonda menajerlik ücreti 26. Yani toplam 4 yıllık maliyet 26 milyon euro. Güncel piyasa kuruyla 457 milyon TL. Paraya bakın. Şimdi paraya bakın. Aynı Galatasaray Carvalho'yu e, almak istiyormuş 3 milyon euro maaştan. Bir de Gueye'yi almak istiyormuş 4 milyon euro maaştan. İnşallah ikisini birden alabilirsiniz. Bakın bir Fenerbahçeli olarak dua ediyorum. İnşallah ikisini birden alabilirsiniz. Yani e, alın. Siz alın ki birileri mesela sizin verginizi falan filan silsin. Yardımda bulunsun. Yani sıkıntı değilsin için. Yani bunu yapın. Rakibin güçlüsü makbuldür biliyorsunuz. Galatasaray, Carvalho, Gueye, Oliveira üçlüsüne. Hani e, bu şekilde lige başlaması beni çok mutlu eder. 30 yaş üstünde 3 tane futbolcuya yıllık 12-13 milyon euroya yakın paralar verilsin, saçılsın. Ama Topal, Josef, Ozan orta sahası daha iyiydi mesela. Ya da Ozan, Salih şey pardon, e, Josef Salih uçan Aleşteşkeira orta sahası falan daha iyi olsun. Bu açıdan böyle. Hocam sen de Fenerbahçe'yi istiyorum diyordun. Gelmeyince böyle yaptın değil mi? Nasıl kabul ediyorsanız. Aklınıza ne geliyorsa onu kabul edin arkadaşlar. Ben bir şey diyemem ama Türk kulüplerinin bu kadar para saçması ilginç. Şimdi Fenerbahçe ilgili de bir haber var. Şimdi Mustafa hocam asıl onu merak ediyorum. Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan hani William Arao'yu kadrosuna kattı artık. Ee, ve Joa Mario için hamle yapacakmış Fenerbahçe. Önce şurada bir duralım. Önce Joao Mario ismini bir tanıyalım kısaca. Sonra konuşalım. Şimdi Joao Mario o kadar bilgi kirliliği isim kirliliği var ki kimin ne olduğunu anlayalım. 19 Ocak 93 doğumlu 29 yaşında 1.79 boyunda merkez orta saha oyuncusu Portekiz milli takımının 50 kez formasını giyip 2 gol atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve 10 milyon euro piyasa değeri var. 2026 yılına kadar 30 Haziran 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi var. Ama e, kulübe elden çıkarmak isteyebilir. 8 numarada 10 numarada orta sahanın sağında oynamış kariyeri boyunca. E, yani en yüksek 35 milyon euroları görmüş. Fakat ne zaman? 2016 yılında. E, yani yıllar yıllar önce. Sporting Lisbon çok zeki bir takım. Porto altyapısından transfer ediyor bir şekilde. 2016 yılında Inter'e 40 milyon euro'ya satıyor. Inter 2 sene ya 1,5 sene oynatıyor. Hoşuna gitmiyor. West Ham'a 1.2'ye kiralıyor. Geri geliyor. Sonrasında bedelsiz olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde yani geçen sezon hemen hemen bugünlerde bedelsiz olarak Benfica'ya katılıyor futbolcu. Şimdi futbolcunun kariyerine baktığınız zaman 336 maça çıkmış, 29 gol atmış, 4 asist, 23.654 dakika. Ama beni ne bağlar biliyor musunuz? Beni futbolcunun geçen sezonki performansı bağlar. Yani geçen sezon ne yaptı? Değil mi? Önemli olan o Portekiz liginde. Geçen sezon 45 maça çıkmış. 4 gol, 7 asisti var. E, 2949 dakika. Yani benim tanımlamalarıma göre 32 33 maçta forma giymiş 4 gol 7 asist. Müthiş bir istatistik. Hocam abi dik kupada yapmıştır. Arkadaşlar ilginçtir. Kupada hiç golü ya da asisti yok. Şampiyonlar Ligi elemesinde bir gol bir asist. Şampiyonlar Ligi'nde 3 asist. Portekiz Ligi'nde 3 gol 3 asist. Müthiş bir eee performanstan bahsediyoruz. Fakat insanın aklına gelecek soru şu. Sizin de aklınıza gelmiştir. Hocam Crespo'la Zayis öldü mü? Yani bizim bildiğimiz kadarıyla bizde Crespo var, Zaytys var, 8 oynayabilir bunlar. Yani zaten şu anda herkesin sorduğu soru şu işte Arao geldiğine göre Gustavo mu gitti, Zaytys mi gitti, Max Mayer mi gitti? Hani Ozan zaten gitti, Mesut mu gitti, şu mu gitti, bu mu gitti diye. Ben şunu söyleyeyim: William Arao ismi ve Joao Mario isminin Fenerbahçe'ye geldiğini farz ederek söylüyorum. Önlerine de Arda Güler ismi ya da atıyorum. Lincoln ismini koyup hani 4-2-3-1 eski sistem düşündüğüm zaman ilginç. Orta ikiliye Carvalho ve e, pardon Carvalho diyorum ya. Carvalho beni aldı. Andı. Arao ve João Mario ismini orta ikiliye koyduğun zaman Brezilya ekolü, Portekiz ekolü ikili orta saha. Bu ikili hem hücum katkısını hem savunma katkısını yeterince yapabilir mi diye düşündüğü zaman yani soru işareti yok bende. Ama tek soru işareti Zayse ve Crespo. Şimdi Crespo'ya çeşitli teklifler var, gidebilir. Ancak bu gidecek anlamı taşımıyor ya da kesin gitti anlamı taşımıyor. Teklifler var, gidebilir, ee, istek var ama gitti anlamı taşımıyor. Burada anlaşalım bir. İkincisi, şimdi eğer bu hamle yapılacaksa da şimdiden yapılması lazım. Şimdiden hani birkaç gün içinde yapılması lazım. 14'ünde liste vereceksin. Hani orta sahanı kurman lazım. Ligin başlamasına hani yaklaşık bir aylık bir süre var. Bir an önce yapman lazım. Hani alışma süreci şu bu. Bir futbolcu aldığı zaman anında olmuyor. Alışma süreci şu bu. Bakın Zayt geçen sezondan beri yaptıkları ortada. E, Crespo ortada. Ben şunu söyleyeyim. Yani Crespo'ya da Zayt'tan bir kesin gider gibi görüyorum. %100 gider gibi görüyorum. Ama ikisinin birden gitme ihtimali de tabii ki olabilir. Valla ben Arao ismine şey Mario ismine sıcak bir ismim. Yaşı daha 29 29 buçuk diyeyim. Son kontrat sayılır mı? Bence son kontrat sayılmaz. Bir, zıp, bir, sıçrayış daha yapabilir. Bir zıplama daha yapabilir. Hayırlısı olsun. Hocam Acun Ilıcalı arkanızdayken Taze Fenerbahçe'yi bu kadar kollarken siz istediğinizi yapabilirsiniz. Yok. Acun Ilıcalı'nın açıklaması var. Diyor ki Galatasaray ve Beşiktaş'tan da birey, birer oyuncuyla görüştük. Ama oyuncular istemedi diyor. Yani Acun Ulucal sadece Fenerbahçe'ye kıyak yapıyorum demiyor. Bak Galatasaray'a Beşiktaş'a da yapıyorum. Ama oyuncular gelmedi diyor. Bir aksilik olmazsa Hal City'nin tüm maçlarını TV8'den yayınlayacağız diyor. Ee, bizim kanal takipçileri zaten biliyor bunu. Sürpriz olmadı. Türkiye'den bir transferimiz daha çok yakın diyor. Doğukan Sinik ismi. Çok büyük yetenek. Hayranıyım. Müthiş bir futbolcu. Diyor. Bu transferde bitecek gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Crespo bana kalırsa geçen sezon Fenerbahçe'nin en en enlerini söyle derseniz Crespo ve Kim Minji'yi sayarım. Hocam şöyle bir şey vardı hani daha Jesus gelmeden ne diyordu? İşte benim bu kadro yeterli. Hani birkaç takviye ile şöyle olur böyle olur diye. Ali Koç'un kendisi de bunu söylüyor muydu? Söylüyordu. Şimdi ne oldu? Kim Minji gidiyor diye. Kim Minji kesinlikle ve kesinlikle gitmiyor. Benim duyumlarımda. Hani ben sözümün arkasındayım. Eğer farklı bir gelişme olursa da zaten söylerim. Ama Kim yüzde %99 ihtimali Fenerbahçe'de kalacak arkadaşlar. En azından bir sezon daha. Ya iyi de hocam Ren Teknik Direktörü bir şeyler söylüyor. Bu adam Kim Çin'de hocası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok da istiyor. Ee, yani ben şunu söyleyeyim. 23 milyon euroyu tak basıp da futbolcuya da yüksek teklif veren hemen hemen A klas bir takım olmazsa yüzde %99 kalacak derim. %1 ihtimalde o arkadaşlar. Başka futbolcu alsınlar artık. Yapacak bir şey yok. Yani Kim Kimmeci'yi de umduklarını bulamadılar. Başka futbolcu alsınlar. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe bu sezon oyuncu satışında kötü. Gerçekten kötü. Baktığın zaman arkadaşlar şimdi hakikaten Hani Acun Ilıcalı olmasa Allah yer Ozan'dan çıkamayacaksın. Ha gerçi Allah yar'dan bir şekilde yine çıkarsın. Allah yer çok takip edilen bir futbolcu. Yani Allah yar Ozan Tufan takip edilen futbolcular. Ozan Tufan'ın kariyeri ortada bir şekilde satardın. Ama süreç uzar da ille kime sarkardı. Ya Temmuz'un ortasına geliyoruz. Daha iki ay var transfer bitimine. Bunu unutmamak lazım ama hala gelecek sezon düşünmediğimiz 5-10 tane oyuncu antrenmanlara çıkıyor. Ee, bilmiyorum ya. Biraz network'te sıkıntımız var. Mesela Uğurkan Yıldız genç isim. Gençlerle çok ilgilenmiyorsunuz ama hemen hemen Göztepe'ye gitti sayılır. Bu tip transferler sizleri heyecanlandırmıyor değil mi? Çünkü Türk. Yani bir listesi şeyi yok neydi onun adı. E, kuralı yok, şunu yok, bunu yok. Yani kalsa da olur, gitse de olur diyorsunuz. Yani Uğur Yıldız'ın durumu bu. Muhtemelen bayram bitiminde. Bakayım şöyle. E, bayram bitiminde muhtemelen çarşamba günü. Artık onun işi de netleşir gibi duruyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Arkadaşlar gençleri gönderirken ya kiralık gönderiyoruz. Oynama garantisiyle ya da satıp gönderiyoruz. Geri alma önceliği Fenerbahçe'de olacak şekilde. Bilginiz olsun. Bu yüzden de bunu da zarar etmeyiz. Allah aklımıza hayırlısını versin. Benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah beğenebildiniz. Sonuç olarak hocam Mario geliyor mu gelmiyor mu? Yani sosyal medyada bunu daha önce de konuştuk biz. Yani bu 3-4 hafta önce de konuştuk. Gelirse Fenerbahçe'ye bir dinamizm katar. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.